He. Baldız gitti. Baldız yoktu. Mikrofonu götürdü. Baldız kaçtı. Mikrofon. O biri baldız. Yoksa nereye kadar o... kaçacak? Hiç o kaçacak, ben de kaçacağım. Da nereye yani kadar onsuz kaçacak? Da günde 24 kilometre kaçırdım. İndi de biraz. İşin kolayı varken. Aa, üzül, sen ben aslında benim buraya gelmem, onun da işine gelmesi lazım. Mikrofonu onu, onun adına da ben bu işi kolaylaştırmış olacağım aslında. Aha. Yani gelse bu iş biter. Yazık, o çocuğa da yazık. Yarın demeyecek mi ya benim soyadım der, babam kim, odur, kim budur diye sormayacak. Vallahi yani. Sormayacak. Bu çocuğun bir de soy ağacı olmayacak. Soy yok hep bu soy ağacı siz demiş, ne güzel sözler değilim. Soy ağacı olmayacak. Bu soy ağacı olmayanlar var ha, bu uşaqlarını bu əziyyəti yaşadanlar. Görəsən onlar ne düşünür? Ha, siz başa düşürsünüz bu uşaqların geleceği var. Onların həyətə çıxması var, küçədə oynaması var, məktəbə getməsi var, gələcəkdə ailə qurması var. Ha, siz dərk eləyirsiniz. Siz bir anlıq həz, nə bilim, nəyə görəsə bu uşaqları niyə bədbəxt eləyirsiniz? Allah siz ağıl versin. İndi bu Çinarə bizə baxır görəsən. Biraz şəkli yaxına verin. Çinarə. Bağlayın ümumiyyətlə özünü efirə. Nömrəsi var. Burada axı verdim. Bağlayın efirə. Günah burada Çinarədə deyil. Axı Çinarəni məcbur eləyiblər də. Kim məcbur eləyib? Bəs demir anası məcbur eləyib. Anası dedi ki. Nə anası məcbur eləyib? Bu Çinarənin özündən gedir söhbət. Başa düşdüm də, anası məcbur eləyib. De Çinarənin ki bunun. Anası, bu qızın anası Çinarənin. Ay Əli, bilmirsən nə söhbətlə deyir. Necə yəni bilmirsən? O demir, bəs bacımın qızını şey, arvadının qızı. Çinarə özü anadır da, uşağın anası Çinarədir. Başa düşdüm də, əzizim. Onun da anası məcbur eləyib də, yəni bu qızın anası. Məcbur etmiyor zaten. Destek veriyor daha çok. Hayır, destek verir. Vicdan olsa destek vermeyecek. Kulağından tutacak, bu küçüktü diyor getirecek. Yaxşı, mən size bir şey deyim. Sizin mal mülkünüz var mı? Servetiniz var mı sizin? Var. Ooo, deməli vəssalam da. Mala mülkə qonmaq istəyir. Servetiniz var efendim, o servetiniz. Mikrofonu yakın. Zannetmiyorum. Bakın yine söyleyeyim ben. Benim ne kadar canımı yakmış da olsalar, ben onların buna tesellü edeceklerini düşünmüyorum. Ben düşünürüm. Yani vay 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 vay. Ay Kadir Bey, nefis yere ilişmişsin. Mehriban El Osman'ın 500 bininin arkasına geçti. Sen da yazığın da. Servetine. Şimdi... Ay, siz de Mehriban 500 min nedi ondan yapışmışsın. Bu kişini malı mülkü gedir ortada. Ye, 500 mal mülk de yani benim şahsıma değil, babamdan kalacak olan. 500 bin ne diye, 500 bin neçe min manat. Gördünüz mü, ben tuttum en söhbəti. İndi kulağa alsın bir şey deyim size. Allah size can sağlığı versin. Yaxşı. Bağlayın bu Çinarı. Söhbəti ben bayağı tutmuşam. Ya, iki ya, bacı torba keçirdiler, hörübler kişinin başına. Sen de dedin ki, bir ne dakika, danışırsan. Kulağa, bir dakika, onu demirəm, onu demirəm. Yaşı, Allah can sağlığı versin, yaşı da bir de çoxdur. Bu aralarda bunlar sizden kaçacaklar onda. Sen daha o zaman siz... görsənir Əli Bey. Ay, ne olur böyle görsənir. Onu demirle zaman görsənir. Allah sağ olsun. Onun yaşı çok zaman sağır. Görsənir. Çok görsənir. Yani. Aslında kalka... İş ondadır ki senden hayat yaşı daha çoktur. Bəli. Mesela budur. Siz mənə niyə ilişirsiniz, cənab vəkil? İlişmirəm, sadəcə olaraq. Mənim həyat eşqim, yalnız, mənim həyat eşqim mənim ürəyim gedir. O iş o qədər da kolay deyil. Ben vasiyetnamemi hazırlatmışım, noterle tasdik ettirmişim. Aa. Bütün bunları anlatmışım, o iş o kadar kolay değil. Yani diyorsan ki, ben sadece... oradan sana bir kibrit çöpü de vermeyeceğim. Yok canım, imkanım var. Efendim, onun hazırlığını ben yaptım. Yaxşı ki, hiç olmasa yaptım. Bu meselede biraz hazırlıklı olmuş. Benim üzüldüğüm, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sevgili ben, kardeşlerim, bakın. Söhbeti tutabilmemişim. Beni üzen ne biliyor musunuz? Bakın, bir şey söyleyeceğim. Müsaade eder misin? Siz benim hayat eşkimden danışmanıza... Müsaade eder misiniz? Görün ne deyir o? Bakın. Ben size sual veririm. Deyirəm ki, indi bizim kanunlarla gidip alabilirim. Güzel kardeşim. Hoş geldin hanım. Mal, mülk, bunların hepsi hikaye. Anladın mı? Bizim yapacağımız malımız, mülkümüz gittiğimiz yerde. Bakın ben size samimi söylüyorum. Eğer bana hakaret etmeselerdi, ben minnet borcu istemiyorum. Bana tapsınlar da istemiyorum. Bana o kadar ağır hakaretler ettiler ki burada ağzımı almaya utanırım ben. Size birisi böyle bir iyilik yapsa bu hakareti hoş görür müsünüz? Yok. Gururuma dokunan bu. En çok gururuma dokunan da ne biliyor musunuz? Benim eşim çok iyi bir eş. Teyzesi.
Bana yaptığına üzülmedim de teyzesine yaptığı o hakaretlere çok üzüldüm. Çünkü teyzesinin onların üstünde çok emeği varmış. O beni çok üzdü. Ben sizi desteklediğim Zülfiye Hanım dedi ki sizin eşiniz de onlar birleşmiş. Ben de dedim ki bu Fahriye yanlış Hanım, bir şey. Fahriye Hanım baldızındı. Bu kızın anasıydı evet, mı? Evet. Yok Fahriye küçük baldızım. Şihanski seni bu şeye salan. Rica eden. He. Benim eşimden beraber bana rica eden yani. Fahriye Hanım hoş gördük sizi. Hoş gördük, hoş gördük. Ay Fahriye Hanım bu yazgın başına getirmediğiniz oyun kalmayıptı. Adam tapmırdı. Siz uşağı onun soyadını keçirəsiniz. Ay bacım, ben onun başına oyun getirmeyin, oyun ben getirmemişim. Kim getirir? Oldu bana bir işte. Ne? Bir işte. Alo. Bəs bir işte, siz öyle öz ərinizə deyərdiniz. Öz ərinizə deyərdiniz, sizi soyadını verərdi də bu Çinarın, Çinarənin, Çinar ağacı Çinarənin uşağına. Hoş geldin hanım. Evvelası benim erim yoktu. Ben olsun o biri bacın, o birisi, başkası, dayın kızını, emin kızını, bu yazık oğlan kişinin başına ne oyun açmışsınız? Ben burada pişiyorum. Siz mesleğet vermişsiniz, danışın da. Kadir Bey sizin evinizde ben mi danışacağım? Onların Fahriye'nin de bu işte suçu yok, benim eşimin de yok. Bakın ben bunu biraz önce de söyledim. Hayır, benim suçum var. O demirsen ki ay kişi. Şimdi bakın. Benim eşim ama bakın şimdi bir de adalet var. Benim başıma kimse silah sokup da bunu zorla yaptırmadı. Evet. Ben o ricaya karşı bir insani görev yaptım. Yani onların hiçbir kabahati yok. Onda insani görev yapmışsın, dinara kalsın da axıra kadar. Devam edin yani. Da ondan üç gelmişsin. Yok, Nedim'i xahiş elədi, siz xahişi yerine getirdiniz. He. Elə her xahişle... Yok bu sizin fikriniz doğru olabilir. Ama Kadir Bey. Onların da yani bu işte suçu yok. Kadir onlar Bey. Da bir iyi niyetle söylediler. Münasibetler yaxşı olanda hoş geçsin diye her karşı yerine getirirler. Geleceğe fleşmeler. Bir şeyde hoş geçsin diye ne bileyim sizin böyle de ittifakınız, münasibetiniz mühkemlensin diye ağla gelen gelmeyen gelmeyen, ben şoktayım. Yani bacının erinin, bacının erinin, başka bacının, kızının eri, ne bileyim, soyadını versin onun uşağına, uşağının atası olsun. Bu bilirsiniz, bu hakikaten bir abırçılıqdır. Kadir Bey, siz eğer böyle yaxşı insan idisinizsa, birine soyadı verip, onun Türkiye'den çıkmağını təmin edirdinizsa ve dediğiniz gibi mal mülkünüz de var idisinizsa, ne için o uşağın öz atasını tapıp elə onunla əlaqə qurmadınız, kömək edirdiniz? Çinarənin nömrəsini vermişsən mi bizim əməkdaşlara? Çinarənin nömrəsini. Öz atası kayıp. Öz atasının bulmanın imkanı yok. Bu bir dəqiqə, mən bulub tapım da. Sən kayıbın adını, soyadını de tapım. Türkiye'de. Adın, soyadın de o, kişi tapım. Sadece adını bilirim. Kim, adı nedir? Gökhan. Gökhan. Bursalıymış. Vücut geliştirmede şey yapıyormuş Ankara'da. Sportmen biri böyle. Ondan arkadaşlık ediyor. Peki o da kızını şu an aktarır. Fitness kulübde çalışır. Fitness kulübde çalışıp demeli Ankara'da adı Gökhan Bursalı olubdu. Evet Bursalı. Şekiliz adı var mikrofonu. Yok Gökhan'ın ailesi de Bursa'da yaşıyor. Tapak da. Doğuş Bey evet. Yardım et. Doğuş Bey yardım et. Tabii. Yani çocuk da soy ağacına kavuşur. Belki soy ağacına kavuşturur. Güya benim duyduğum çocuğun ailesi istemiş, bunlar vermemişler çocuğu. Benim duyduğum bu kadar. Demeli bu çinar ağacı çinare de bunu vermeyip de yani evet. Bu. Aa inandırıcı da öyle. Bunlar şimdi ölerdiler ondan öteye çok. Ne danışırsan kişinin bari dövləti var. Sen ne danışırsan. Yoldu çıta vəsiyyətnamə verdik. Bəs görmürsən Mehriban deyir ki 8 ay zaman xərcləmişəm Əli Osmana. 500 millilərini ona xərcləmişəm. Yox mən onun ay illərlə Ər yolu gözlüyüb uşaq böyüdənlər var tək başına biraz öncə bu qadın qızı qaçan evdən. Şimdi arada kaynadı onu da söyleyecektim. Eğer onlar dediğim gibi bana iyi davransalardı emin olun bak bu vicdandan ben o çocuğu yine üstümde tutardım. Ben öldükten sonra ne olacak benim maaşım malım mülküm? Çocuğunuz yok mu? Samimi söylüyorum yine üstümde tutacaktım. Bey, ama o kadar hakaret yedik ki. Sizin çocuklarınız var mı? Başka var tabii çocuklarım. Başka hepsi çocuklarınız... Allah'a şükür hepsi iyi. Üç kızım bir oğlum var. Ya başka çocuklarınız olduğu halde ne için o çocukları götürdünüz? Efendim? Bak
4 tane çocuklarım var. Dedim 4 çocuğum var. 4 çocuğun olduğu halde niye bir başka hanımın evladını siz götürürsünüz? Çocuğu Türkiye'ye getirmek için kimliği yok çocuğun beyefendi. Beyefendi. Pasaportu yok. Kadir Bey, siz dediğinize inandınız mı? Hangisi? Öz dediğinize inanırsınız mı? İnanıyorum, niye inanmayayım? Ben kendimi, kendi elimle nüfus müdürüne gittim, çıkardım kimliğini, kendim çıkardım pasaportunu. Bu çocuğu ben yolcu ettim buraya. Şimdi çocuk Türkiye vatandaşı mı? Hem Türk vatandaşı, burada Azeri vatandaşı yapmışlar bir de. Çifte vatandaş. Siz onu yaptıktan sonra mı eşinizle evlendiniz? Yoksa... Evet, evet, evet. Onu yaptırıp evet. Ondan sonra evet. Tofiqa Hanım. Tofiqa Hanım. Bu da kaçtı. Bu alpa verir. Bunların ev adreslerine gedirsiniz canlı yayımla. Live view ile gedin bunların adreslerine. Ay yox, qəribə deyim, mən başa düşmürəm. Son vaxt deməli, bizə yaxşılıq eləyən insanların hamısına bu cürə zərbə vurur bu adamlar. Yəni söhbət bizimkilərdən gedir. Qutarın da bu oyunları, bu kampaniyaları. Pula görə, mala görə, sərvətə görə. Mehriban getdi, orada varlı kişi, varlı adam axtarırdı, getdi cəmaatın evini satdırdı ona. 100 bin manatından 50 bin manatı elə getdi, 50 bin manatı cəmaat əliylə pulu verib, bu günləri düşüb cəmaatın burada axtarırlar. Axı bu bizim, siz bizim adımızı məhv edirsiniz eyni zamanda. Bax siz və sizin kimi insanlar. Çinarə evdə gözdə bizim əməkdaşlarımız gəlir. Çinarə, sən kimsən, mən sizi tanımıram. Baxın. Sizin bu kişinin dediği ifadeler sizi bize burada tezahür edir artık. Sizin uşağın adam pisliği eləmiyib ki. Adamın adamın soyadını alıp uşağını keçirtmirsən. Bəs bunların qohum məqrabası yoxdur. Ümumiyyətlə qohum məqrabası yoxdur mu? Bunların bax belə nəsil, kök, bax sizin soy ağacınız var. Bunların soy ağacı yox mu bu bacıların, bu Çinarənin? Var. Mikrofon. Eşimin annesi babası vəfat etmişler. Ay, anne baba evet, vəfat edib, əmi var, dayı var, bibi var, xala var. Var ama iyi aile ilişkileri olursa oluru. Yoxdur mu aile? Yok, aile olamazsan olmaz. Yaxşı bu bacıların həyat yoldaşları, oğulları, nə bilim. Ay hoş gelin hanım. Bacı dedi ki ya mən tutpiriç o. Eşitmədiniz o sözü. Ya dedi. Bacı elə deyəndən sonra qohumə o birilər nə deyəcək? Özdən çəkirlər kənara da. Və elə kişinin özü də dedi ki o günahkar deyil də. Özlərin kənarı kişi də belə deyəndən sonra Kadir Bey elə deməyin, onların suçu yox deməyin. Siz elə deyincə onlar da rahatlanır. Onların hamısı bunu planlı şəkildə edib. O Fəxriyədir nədir o var ha? Əgər o planlı şəkildə eləməsəydi telefonun qapatmazdı. Siz ne danışırsınız? Sizin hatta ben deyim hayat yoldaşınız böyle ben dedim de hayat yoldaşı. Yok ben demirəm onun içinde değil. Deyirəm. Onların hamısını silmesi gerekir. Sildi zaten sildi yok. Kadir Bey bir tane sual vereceğim ama hayır buyur. Sen mücafir. Buyur. Siz dediniz ki mal mülkünüz, servetiniz çok mu mal mülkünüz? Bir aileyi ömür billah geçindirir. Aha ömür billah geçindirir. O yazdığınız vəsiyyətdə siz öz hayat yoldaşınızı nəzərə almışsınız? Efendim? Hayat yoldaşınız dediniz, torunlarınız var. Tabii. Aldınız mı? Tabii. Bilakis çoğunluğunu da ona verdim. Evlatlarıma değil, şimdiki eşime verdim. Çünkü hak ediyor. Neyi? Çınarıya. Yok, yok, yok. Yo. Kendi hayatımda. Evli olduğum şimdi eşime. Evli olduğum. Tabii. Vasiyetim de var. Babamdan ya. Kalacak bütün mirasımı şimdiki eşime bırakacağım. Şimdi eşiniz var. Tabii. Bravo size. Öyle ona göre de... Babu, çinar ağacı, çinarə, uşağı sizin soyadınızdan çıxartmır ki, həmən vaxt o yazıq Amalya xanımın qapısında oturacaqdı ki, uşağıma ver bu puldan, ver bu maldan, ver bu mülkdən. Onlar elə belə deyil. Ama alabilməyəcəklər. Yəni, məqsəd budur. Ay hörmətli bakı, danış da, danış, mən sən yenə de. Axı o şeydir, bağışlanma olanda ola bilər o. Bağışlanmadaq o. Sizə məsləhət. Bu sözdür, bu mən məsləhət veririm. Yox, məsləhət vermirəm, deyirəm. Neçə dəfə də iştirak edir bu bəy burada? Birinci dəfə. Birinci dəfə. Dünənləri elə qısa oldu. Qısa olubdur, sadəcə olaraq mən bu məsələyə baxmaq istəyirəm ki, bu belə deyək də övladlığa götürüb də belə götürəndə uşağı əgər bunun soyadını verib də bəli elə atası deyə məlli başqa ata yerində qrafasında bunun adıdır. Bu ata deyə məlli başqa atası. Bu övladlığa götürülmür. Bu övladlığa bu sadəcə soyadını verib ona. Yox, soyadı vermək, tək ana kimi soyadı vermək o deməkdir atadır. Bir var yox. Ümumiyyətlə qanunvericidə göstərilir ki bizim qanun. Türkiyənin qanunu. Türkiyədə olsun. Laf Türkiyədə olsun oxşar bəzi məqamlarda oxşara bilər. Niyə?
Əgər soyadını veribsə, ata qrafikasında, ata yerində sizin soyadınız yazılıbdır, sizin adınız. Babası benim babası. Soy ağacım da adı geçiyor çocuğun. Siz babasız görsəniz. Baba benim. Baba sizsiz de. O çocuğun babası ben görünüyorum. Onu var. Onu... Benim babam dedesi gözüküyor. Benim kardeşim amcası gözüküyor. Söz... Soy ağacıma girdi çocuk. Seni çınar ağacına dönesin çınar. Hakimin kararı ne oldu? Seni çınar ağacına dönesin. Mahkeme kararıyla mı oldu? Mahkeme kararı ne oldu? Ne bilsin belki demek. Hayır, mahkeme kararlı olmaz. Şimdi bizde kanunlar sizdeki gibi değil. Çocuk doğdu mu nüfus müdürüne gidersin. Yanında biri varsa babası belirsin dediğin zaman. Bu uşaq doğulan kimice senin üstüne attılar. Seninle de bab eləcək. Seni salıblar quyuya. Başkanım hanım. Seni quyuya salıblar kardeş. Ben söz deyim burada. Həkimində saxtakarlığı var. Niye? Çünkü uşaq dünyaya gələndə aralıq araç deyilən bir şey var. Mama ginekoloq, mama ginekoloq. Qardaş, onları qoy kənara. Yox, burada bunun qurtuluş yolunu deyirəm da, bu kişiyə qurtuluş yolunu deyirəm ki, Türkiyədə. Bu müraciət eləsin oranın savcılığına, prokurorluğuna. Bizə prokuror, savcı müraciət eləsin və həmin həkimlər məsulə cəlb olunsun. Çünki zərər çəkəndir. Bu bir. İkincisi, könüllü olaraq götürmək deyilən bir şey yoxdur ata qrafikasında. Çünki uşaq dünyaya gələndə bunun icraç sənədini təqdim eləməlidirlər ki, bu kişi doğum şahını təqdim eləməlidirlər ki, uşağın anasının və yaxud atasının göstərilməlidir ki, həqiqətən də nikahda bu uşağın anası ilə bircə nikahdadır. Bu bunu təqdim eləməlidir, bu bir. İkincisi də düzdür, qanunda, ikincisi də qanunda əgər nikahı yoxdursa ananın, o qadının nikahı var idi kimdənsə? Yoxsa heç kimdən? Yox, yox oydursa bu sən neyinib, gedib bu etiraf edib ki, uşaq mənimdir. Hə də. Etiraf eləmişsən, onda siz məhkəməyə müraciət edin. Tabi, kəndi elimlə gidiyorum. Siz DNT testi keçirin. DNT testi keçirin. Bilini bulansın, deyir Türkiyədə bana başa gəlir. Bunları keçib, Türkiyədə gedib deyib atası mənəm. Kişini salıblar quyuya. Kişini tora salıb bacılar. Bacılar kişini tora salıb. Bir çinar ağacının altına yığılıblar. Başda çinarə. Və bu kişini salıblar. Bu kişi olubdur uşağın atası. Kişi də %100 biliblər ki, vəsiyyətnamədə bütün qadınına da, həyat yoldaşı Amaliyaya da pul qoyub, var qoyub, dövlət qoyub, indi çinar ağacının altına yığılanlar, çinarə də içində, buna deyibdir ki, gözləyirlər ki, birdən kişinin başına tez bir iş gəlsin, gedim Amaliyanın qapısında oturum ki, uşağımın var dövlətini ver.